kalemizi kim yıktı? Bilinmeyen zamanlarda, çok çok uzaklarda adları Peggy ve Tegi olan iki kırmızı yengeç kardeş yaşarmış. Peggy ile Tegi çok iyi anlaşan iki kardeşmiş. Birbirlerini çok severlermiş. Her gün parlak gün ışığının altında bembeyaz kumsalda birlikte oyun oynarlarmış. Oyun oynarken çok mutlu olurlarmış. Günlerden bir gün her zamanki gibi parlak sıcak güneşin altında yine oyun oynuyorlarmış. Peggy Tegi'ye hadi Tegi birlikte kumdan bir kale yapalım demiş. Tegi tamam Peggy kocaman bir kale olsun demiş. Birlikte kıskaçlarıyla kum taşımışlar. Güzel bir kumdan kale yapmışlar. Yaptıkları kaleyi çok beğenmişler. Akşama kadar kaleyle oynamışlar. Kumdan kale yengeç kardeşleri çok yormuş. Peggy hadi eve gidip uyuyalım Peggy. Yarın kalemizi görmeye geliriz demiş. Peggy ile Peggy yan yana yürüyerek okyanusun derinliklerindeki evlerine gitmişler. Deniz kabuklarından yataklarına yatmışlar. Ertesi gün Peggy ile Tegi sabah erkenden uyanmışlar. Yine yan yana yürüyerek kumsala gitmişler bir de ne görsünler. Kaleleri yıkılmış. Yıkılan kaleyi gören Peggy ağlamaya başlamış. Tegi kıskacını kardeşinin sırtına atmış onu teselli etmiş. Tegi ağlama Peggy. Kalemizi kimin yıktığını bulacağız demiş. Etrafta kimse yokmuş. Kalelerini kimin yıktığını görememişler. Peggy ile Tegi denize doğru koşmuş. Masmavi okyanusun içinde ilerlemeye başlamışlar. İlerlerken bir deniz anası görmüşler. Tegi ona merhaba deniz anası. Kumsalda kumdan bir kalemiz vardı. Şimdi yıkılmış. Bizim kalemizi sen mi yaptın? Diye sormuş. Deniz anası merhaba yengeç kardeşler. Hayır kalenizi ben yıkmadım. Ben sadece suda yaşayabilirim. Sudan çıkarsam yaşayamam. Ama siz başka bir kale yapabilirsiniz. İsterseniz size çok güzel bir inci hediye edebilirim. Alıp kalenizi onunla süsleyebilirsiniz demiş. Peggy ile Tegi deniz analarına teşekkür ederiz demişler. Peggy ile Tegi inciyi aldıktan sonra denizden çıkmışlar. Kumsalda yavaş yavaş hareket eden yalnız bir salyangoz görmüşler. Peggy merhaba salyangoz demiş. Tegi uzaktaki yıkılmış kaleyi işaret etmiş ve salyangoza bizim kalemiz yıkılmış. Kimin yıktığını bilmiyoruz. Acaba kalemizi sen mi yıktın diye sormuş. Salyangoz merhaba yengeç kardeşler. Benim ne kadar yavaş olduğumu bilmiyor musunuz? Bu kumsala gelmem 2 gün sürdü. Kalenizi ben yıkmadım. Onu daha yeni görüyorum diye cevap vermiş. Ardından niçin yeni bir kale yapmıyorsunuz? Bu deniz kabuğunu da alın. Kalenizi süslersiniz demiş. Onlara beyaz bir deniz kabuğu hediye etmiş. Peggy ile Tegi teşekkür ederiz demiş. Peggy ile Tegi düşünmüşler, yeni bir kale yapabileceklerine karar vermişler. İkisi de çok çalışkanmış. Çalışıp yeni bir kale yapmaya başlamışlar. Yine kıskaçlarıyla kum taşımışlar. Kaleyi bitirdiklerinde Peggy, üzerine beyaz parlak inciyi koymuş. Tegi, kalenin kapısını güzel deniz kabuğuyla yapmış. Kumsalda onları izleyen anne ve babaları, onları gülümseyerek alkışlamışlar. Kaleleriyle oynamaya başlamışlar. Birden denizden kocaman bir dalga gelmiş. Dalga o kadar büyükmüş ki kumdan kaleyi yıkmış. Kaleden geriye hiçbir şey kalmamış. Deniz anası denizden şimdi kumdan kaleyi kimin yıktığını biliyorsunuz diye bağırmış. Kıyının diğer tarafından da salyangoz seslenmiş. Kaleleri yıkıldığı için çok üzüldüğünü söylemiş. Peggy ile Tegi deniz anasına ve salyangoza özür dileriz. Biz sizlerden birinin yıktığını sanmıştık demiş. Deniz anası ve salyangoz onları affetmiş. Peggy ile Tegi de bir daha kimseye bilmeden suçlayıcı davranmamaya karar vermiş. Peggy ile Tegi yan yana yürüyerek okyanusun derinliklerindeki evlerine gitmiş. Tegi yarın bir kale daha yaparız ama bu sefer denizden uzakta demiş. Peggy başıyla onaylamış ve bir daha kimseye böyle suçlayıcı davranmayalım Tegi demiş. Birbirlerine bu konuda söz vermişler.